Merhabalar. Kosova'nın başkenti olan Priştine Elena Cica İlköğretim Okulu'nun 2. sınıf öğretmeniyim. Adım Suna Baki Şahin'i. 2. sınıfları okutmaktayım. Okulumuzda düzenli dersler çalışılmaktadır. Öğrencilerimizden çok memnunuz. Priştine'de Türk dili dilinde ders yapmaktayız. Ama derslerimiz Türkiye standart Türkçesi ile yapılmaktadır. Oysa ki öğrencilerimiz Priştine dili halk diliyle evlerinde konuşmaktalar. Benim de konuştuğum dil tabii ki Türkçe. Şimdi size konuştuğum dilim standart Türkçesi ile konuşmaktayım. Oysa halk dilimiz biraz daha farklıdır. Aslında Kosova'da ister Prizren, ister Mitrovica, Vecitarın, Mitrovica, diğer illerde her tarafta Türkçe konuşanlar sayısı vardır. Ama her yerin kendi diyaleği ve şivesi farklı farklıdır. Priştine'de de farklıdır. Şimdi ben size Priştine diliyle, halk diliyle bir masal anlatsam daha iyi olur ve standart Türkçe ile halk dilimizin arasındaki farkı çok güzel anlamış olacaksınız. Mesela herkesin bildiği kırmızı başlıklı kızı anlatacağım. Bir var imiş, bir yok imiş. Güzel bir köy, güzel bir çüyde bir kırmızı başlıklı kız varmış. O kırmızı başlıklı kız annesiyle yaşaymış. Annesiyle yaşaymış ama ormanın bir başka tarafında nenesi varmış ama çok yaşlı. O nenesi yalnız yaşaymış. Ama bu kızın annesi her gün yapaymış, yemek hem götürmüş anasına. Bir gün de anası çok tutup kırmızı başlıklı kıza dedi ki: "Kızım, bugün nenene seni yemeği götürebilir misin?" Kız da dedi: "Tabii anacığım, götürürüm. Çok sorun, sorun değil, götürürüm. Götürürüm de." Ama annesi onu tembih etmiş. Yani ne demiş? Demiş ki: "Kızım, yolda kalma, ormandan geçerken karanlık tutmazsın, tutarsa kurtlar ortaya çıkabilir ve seni yer." Kız da tamam demiş anneciğim, başlanmış. Başlanmış ama yolda çok güzel bir çiçeklere rastlamış. "Hadi," demiş neneme, "bir sürpriz yapayım diye çiçekler toplayayım." Çiçekleri toplarken hem şarkı söylerken o yolda kalmış. Kalmış ama karanlık basmış. Karanlık olunca kız geç kalmış. Yandan da hop kurt bunu cürmüş yolda. Yaklaşmış yanına. "Kırmızı başlıklı kız, sen ne yapaysın?" Demiş ki: "Ben," demiş, "çiçek toplayayım." "Kime toplaysın?" "Neneme götüreceğim." "Sepetinde ne var?" Demiş: "Annem hazırlamış neneme yemekler." "Tamam, nenenin evi nerede?" "Nenenin evi," demiş, "ormanın karşısındaki ev." Göstermiş parmakla. Göstermiş ama kurt bunu bırakmış orada. Bu da biraz çiçek toplamış. Ondan sonra kalkmış gitmiş nenenin evine. Girmiş nasılsa neneyi yutmuş kurt. Ama nenenin takyasını, cüzdüklerini takmış hem yatmış nenenin yatağına. Kız da gelince eve, bakay ses seda yok, geri içerine baksın kurt yatmış nenenin yatağında. Görmüş ki bir şey yolunda değil. "Tamam," demiş, "bir sorayım. Nene nedir? Kulaklarım bu kadar büyük." Demiş, "seni daha iyi duyabilmek için." "Tamam nene, bu cüzleri nedir bu kadar büyük?" Demiş, "seni daha iyi görebilmek için. Cürem seni daysa." "Nene," demiş, "nedir bu şey, burnun o kadar uzun?" Demiş, "seni daha iyi ne yapmak için?" "Kokunu duymak için." Demiş, "dişlere nedir bu kadar büyük ağzın?" Demiş, "seni yutabilmek için daha iyi." O kızı da yutmuş. İşte böylece masal bitmiş. Size bazı yerlerde standart Türkçesi ile olsa da karıştırdıysam masalı özür dilerim. Ama alışkanlık işte çocuklarla, diğer arkadaşlarla standart Türkçesi ile konuşurken öyle ağzımız pek de alışık değil halk diline.
İşte böylece sizden şimdiden teşekkür ederim. Beni böyle bir programa seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler.